Birbirimize çok çok selam verelim böyle ya. Birbirimize iyi davranalım. Ölümlü varlıklarız ya insanlar olarak. Hayatın en büyük gerçeklerinden biri bu hayata da hayata hayat yapan şey ölümlü olmamız. İnsan doğuyor ve ölüyor. Bu ikisinin arasındaki gündüze de e, hayat diyor. Çünkü ölüm doğumda yani şair öyle söylüyor. E, 16. yüzyıldan bir şair. Anne rahmini kasten karanlık Me mezarı kasten karanlık diyor ki iki gündüz şey iki karanlık arasında ortak rüya gibi görülen bir gündüz hayat diyoruz biz ona diyor. Şimdi iki karanlıktan kasıt biri anne karnı, diğeri mezarlık. Arada bir gündüz var. Oraya da hayat deniyor. Bu hayata hayat yapan şey ölebiliyor olmamız. Elhamdülillah Rabbil alemin Allah ne mutlu ölmeyi bilen bütün Müslümanlara ölmek büyük nimettir. Ölmek çok büyük bir hakikattir. Tak diye ölüyoruz. Ee, birkaç gündür e, etrafımızdan çeşitli cenazeler oluyor. Her seferinde her cenazede hatırladığımız şeyi hatırlıyoruz. Ya zamanında yeteri kadar sevebildik mi? Zamanında yeteri kadar o hayattayken ilgilenebildik mi soruları? Çok daha önemlisi ölüm o kadar kıymetli bir şey ki ölüm o kadar güzel bir şey ki. Kelebeği düşünün mesela bak ha. Kelebeği düşünsenize. Kelebeği yakından bakarsanız dünyanın en çirkin hayvanıdır. Evet sadece kanatlarında desenlerinden dolayı herkes o kanatlarındaki desenlere odaklanır. Normal şartlarda kelebek çok çirkindir ve bir haşeredir yani. Ama çok severiz kelebeği. Neden o diğer haşerilere göre en çok o seviliyor? Sevilme sebebi işte kanatlarındaki güzellik falan değil efendim. Kelebekten çok daha güzel görünen hayvanlar var. Hiçbirine kelebekler kadar efsane olmuyor. Kelebekler gibi şiirler yazılmıyor. Kelebekler gibi o da kelebeğin bu kadar ayrı, ayrıcalıklı olmasının sebebi hemen ölmesi. Evet bu kadar. Kelebek ölmüyor olsaydı eğer, ölmeyecek olsaydı üç gün içinde kelebeklerle mücadele ederdik. Çünkü onların adı haşere yani hamam böceğini neden sevmiyoruz? Çünkü aynı şeydir yani yakından baktığınız zaman bacaklarına kafasına baktığınız zaman aynı haşereyi görürsünüz. Neden hamam böceği? Çünkü hamam böceği çok uzun yaşıyor. <laughs> Hatta namussuzlar <laughs> nükleer savaşta bile onlar hayatta kalıyormuş diye efsane var yani. Düşünsen abi yani nükleer savaş çıkmış, dünya ölmüş. Adam hala duruyor hamam böceği. Lan ne seveceğim onu? <laughs> o sevilmez. Çünkü ölümlü şey gibi, kelebek gibi hızlı ölmüyor. Ee, bütün hayatın kıymeti Hayatı hayat yapan, anlam kazandıran şey bu hayatta ölecek olmamız. Dolayısıyla ee, birbirimize hani bu dünyada böyle kişisel gelişim bilmem ne falan eğer yalnız kaldıysan kendini geliştirmeye başlamışsındır. Sana bilmem ne mi diyorlar? Hemen kendine odaklan falan diye anlatan zırtapozlar var ya. Hiç de öyle bir şey değil hayat. Niye kendine odaklanıyorsun? Kendine odaklanmak ne büyük rezalet yani. Kendine odaklanmak ne demek ayrıca? Odaklanmamız gereken kişi arkadaşlarımız odaklanmamız gereken kişiler ailemiz. Biz niye kendimize odaklanacağız? Annemize babamıza odaklanalım. Onlara bol bol namazlardan sonra anne babaya dua edelim. Namazlardan sonra anne babasına dua eden adamların hayatına bereket gelir. Onun ömründe bir huzur gelir. Bu bak çok ciddi söylüyorum. Kim ki namazdan sonra annesine babasına dua ediyorsa, kim ki annesini babasını mutlu etmeye çalışıyorsa, kim ki annesiyle babasıyla gerçekten onlara odaklanarak bir hayat yaşıyorsa bir evlat onun hayatında huzur gelir. Onun hayatına başarı gelir. Onun hayatına mutluluk gelir. Kim ki kendi kendine batı öğretileriyle böyle ben 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 ben, ben bencil biricikliyim benim bilmem neyim falan olmaya başlarsa onun hayatında huzur olmaz. Onun hayatında mutluluk olmaz. Başarı olmaz. Bereket olmaz. Hep hatırlamamız gereken şey şu. Öleceğiz abiler birbirimize hızlıca birbirimizi çok sevelim. Hemen birbirimize faydalı olalım ve şuna niyetli olalım. Niyet hayatın temelidir. Bir şeye niyetlendiğimizde var oluyoruz. Yani inne vel amalü bin niyet dediğimizdeki meseleyi söylediğimizde ne anlatılıyor bize? Bütün amelleriniz niyetlerinize göredir. Peki ne demek bütün amellerin niyeti? Ya yani sen kafana kadar takıl. Ne yapıyorsan yap. Yani önemli olan senin ne niyette yaptığın mı? Olur mu öyle şey yani? O fıkra var ya hani İhvan'ın anlattığı Mısır fıkrası. Mısır fıkraları çok kötüdür bu arada. Özür dileyerek anlatacağım ama iyi özetliyor. Esprili özetliyor meseleyi. Ee, Hüsnü Mübarek de Dışişleri Bakanı şey yapıyor. Maç ediyorlar. Tantavi de meşhur. Allah'ın dilini Hüsnü Mübarek'e uyduran adam. Meşhur tantani elezerli. Oh Ay bir elezer eleştirisi yapmayayım şimdi boş ver. O elezerli tantavi de hakem. Şimdi... Dışişleri Bakanı topa vuruyor. Dürüt bir gol diyor. Çünkü top kaleye gidiyor. Düdüğü çalıyor. Tantavi diyor ki bir sıfır. Üstü mübarek topa bir vuruyor. Top kale burada top gidiyor oraya. Hiç alakası yok kalele. Tantavi hakim olarak düdük çalıyor. Diyor ki bir bir. Tantavi'ye geliyorlar ki ya mübarek. Adamın attığı top kaleye bile girmedi. Nasıl gol sayarsın bunu? Diyor ki inne vel bir bin niyet. <laughs> Ulan deli misiniz? Kafana göre takın istediğini yap. Bana amale Önemli olan niyetin. Önemli olan için. Boş işler. Öyle bir anlamı yok bunun. Hiçbir zaman da öyle bir anlamı olmadı. var amale bin niyet. Hikmetler içine hikmet, içine hikmet, içine hikmet. Gizlenmiş bir hikmetler zinciridir. Oradaki insan ilmine göre, takvasına göre oradaki hikmetleri kavrayabilir ve hayatına geçirebilir. Herkes kendi takvasına göre. Çünkü her ayette, her hadiste aşağıya doğru dibine doğru hikmet, hikmetin içine bir hikmet daha. Ona hikmet, ona hikmet öyle öyle bir sonsuz hikmetler zinciri vardır. Allah'ın hiçbir hayatını veya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin herhangi bir hiçbir hadis-i şerifini şu anlamı sadece budur diye sınırlanamaz. Ne kadar küstahçe bir sınırlamam. Hikmetlerinden biri de budur diyor ya büyüklerimiz ehli sünnet vel cemaat ulema bütün meşayih niye buna çok dikkat ediyor böyle hikmetlerinden biri de budur diye. Şimdi bunun çok böyle hikmeti var innevel ameli bir niyetin. O hikmetlerinden biri de şu. Bir şeyi yapıp yapmadığımız niyetimize bağlı. Niyetin yoksa ameli yok hükmünde ya. Yani amel yok hükmünde. Niyetli, ne, ne niyetle yaptın bunu? Hiçbir niyet. Tamam yok öyle bir şey. Yok yok. Niyet insanı var ediyor. Niyet ameli var ettiği gibi bizati insanın da var ediyor. Ameller niyetlerle var oluyorlar daha en başında. Şimdi o dolayısıyla biz bugün bütün bu hayatı planlarken hep şuna niyetli olmamız lazım. Bir faydaya niyetli olmak, bir iyiliğe niyetli olmak, bir güzelliğe niyetli olmak. Nasıl fayda sağlarım? Nasıl bir iyilik yapabilirim? Şu anda nasıl güzelleştirebilirim hayatı? Kendim için değil, yanımdaki biri için. En yakınından başlayarak annem, babam, bak iyi arkadaşlar, iyi dostlar, kardeşlerim. Değil mi? Sonra İla nihaye yaşadığım yer, hemşerilerim bunlar çok önemli şeyler. Bunlar için ne yapabilirim? Sürekli buna niyetlendiğinde bak hayatın bambaşka bir hale geliyor. Sevdiklerimize özellikle de anne babamıza normalde gösterdiğimizden biraz daha fazla ilgi, normalde gösterdiğimizden biraz daha fazla anlayış, normalde gösterdiğimizden biraz daha fazla sevgi gösterirsek ve sakince iyilik yapmaya niyetlenip ölüm var hayat ölümle anlam kazanıyor. İyi ki ölmeyi biliyoruz. Allah ölmeyi bilmeyen gavurlar olmaktan bizi korusun diye dua edersek çok güzel olur. Ölmeyi bilmemek büyük lanettir. Batılı ölmeyi bilmez. Sekülerist adam ölmeyi bilmez. Yani e, ben bilim 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 gözlemleyebiliyorsam vardır, gözlemleyemiyorsam yoktur diyen pozitif pozitivist şımarık bir gerzeye ölüm nedir diye sorduğunuzda size verecek bir cevabı yoktur. En akıllısı moleküler düzeyde parçalanıp toprağa geri karışmak olarak tarif edebilir. Bu onun ölmeyi bilmediği anlamına gelir. O yüzden e, son 700 yıldır zombi hikayeleriyle, ölümsüz vampir hikayeleriyle, bilmem neyle, transfer hikayeleriyle, reenkarnasyon hikayeleriyle habere geri gelip duruyor geri zekalar. Çünkü ölemiyorlar yani. Yazık ölememek ne büyük acı ölemiyor adam ya düşünsenize Allah'ım ne zor ya ölememek adam ölemiyor bilmiyor ölmeyi zombi oluyor bir habere geri geliyor. Robot oluyor, beynini oraya aktarıyor. Vampir oluyor, ölümsüz oluyor. Aa bu hayatı içtim, bilmem ne oldum diyor. Salağa bak. Çok büyük e, ölemeden yaşadıkları, sürünerek yaşadıkları asalak gibi bir hayat sürdürüyorlar. Allah bize her hepimize ölümün hakikatini, kıymetini, en büyük nimet olduğunu, ne kadar güzel bir hediye olduğunu bize hatırlatsın. Hayırlı ölümler nasip etsin Allah'a diyorum. Cumanız barak olsun şimdiden. Allah razı olsun.